Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle IQ ikinci videomu çekeceğim. Tabii geçmiş yıllarda çok az bir IQ videolarım da var. Onları da sizler için sınıflandırırken bu videoların altında sınıflandıracağım. Yani düzeltiyorum onları da. Şimdi şifrelerdeyiz. Geçen dedim dün soru çözdüm ilk test. Nasıl çözülür bu sorular onları gösterdim. O sorulardan sonra bir sonraki test aslında sıra sıra gidiyoruz. Bunun ilk testini çözdüm. Hep aynı tarzda. Yine çözeceğim ilerleyen zamanlarda tekrar için. Ama bunu benim gösterdiğim videoyu izleyerek yapabileceğinizi düşünüyorum. Yine çözeceğim. Sonra ilerleyen zamanlarda yine buraya baktığımız zaman bunlar da bizim aynı şekilde çözülecek. Gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Sonra geliyoruz diğer teste. Yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar buraları. Sonra 5, 6, 3 biraz daha farklı oluyor. O yüzden bu testi çözmeye karar verdim. Yine isterseniz o ilk testleri yine çözeriz. Şimdi buradaki şifreler sorusunun değişik soru tiplerinin içinde olduğu için bu testten başlıyorum. İlk testi çözerseniz, eğer izlerseniz, yazarsanız diğer testleri çözersiniz. Bu kitap arkadaşlar tasarı kitap almaya bakın arkadaşlar. Yani bunun şimdi arkadaşlar soruyor hocam PDF'si var mı, şu var mı? Arkadaşlar bu kitapların orijinalleri bende mevcut. Ben orijinalleri kullanıyorum. Siz de orijinal kullanın. Kitaplar ne kadar pahalı olsa da bir tane alın kitabı, çözün sonra ikinciyi alın. Yani kitap şart. Bir tane üniversiteye eksik girin ama kitabınız orijinal olsun. Şifrelerin ikinci videoma çekmeye başlıyorum. Şifrelerde buradaki yine aynı tarzda nasıl yapacağıma bakayım. Tekrar arıyorum ilk satırda. Bakıyorum tekrar var mı? Hemen şurada R'leri gördüm arkadaşlar. Biraz da hızlı olmak lazım. Sıfırlar demek ki R'miş. Demek ki benim başlangıcım sıfır olmak zorunda. E şıkkını işaretleyip hemen geçmem lazım. Dördüncü soruya baktığım zaman bu diğerlerinden farklı ama çok da değişkenlik göstermez. Burada 3 tane sesli, 3 tane de sessiz harfim var. O zaman 3 kere 3 9 olmuş. Bakalım diğerlerinde doğru mu? 2 tane sesli, şey 2 tane ünlü, diğerleri sessiz. 3 tane yani 3 çarpı 2 6. Diğerlerine bakalım. 3 çarpı 1'den 3, 1 çarpı 1'den 1. O zaman burada sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı diğerleri 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5 cevabı 1005 olacak arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Aslında ilk bilmiyorsanız bakarken zorlanırsınız. İkinci soruya bakalım. Hemen gördüğüm gibi N'ler ortak, R'ler ortak. O zaman ortak olmayan farklı olan H yani H sayı olacak. 4. Burada var mı 4'üm yoksa şıklarda 4 aramama gerek yok. O yüzden eriyelim. Çünkü H 4'ü simgeleyecek benim için ama H yoksa yazmama da gerek yok burada. Sonra ne yapmam lazım? Baktığım zaman şimdi aklıma buradaki H'lar geliyor ve T'ler geliyor. Zaten H'nin ne olduğunu söyledim. 4 olduğunu söyledim. 4. O zaman bunlar 4, 4, 4. Bunlar da 5, 5 ise 5, 5. D olan da 6'dır. 6'yı da kullanmadığıma göre bu da gidecek. Bana zaten T'den başlamamı söylüyor. Vermişim zaten T'yi de. Cevabım D oluyor. Geldik buraya. Bu soruda düşünelim ne yapacağız. Şimdi çok zor değil arkadaşlar. Seslilerle daha doğrusu hep aynı şeyi hata yapıyorum. Ünlülerle sessizleri düşüneceğim. Bundan sonra karar vereceğim. Nasıl bir şey yapacağıma. Şöyle bir şey aklıma geldi. 1, 2, 3. Burada 2 tane var. Bunun 2 katı alınmış. Yok, bununla bu çarpılmış bir fazlası. Sonra 2 tane burada mesela şöyle yapalım. Şimdi bunları sayıyorum ya. Sessizleri buraya, ünlüleri buraya yazayım. Şimdi 3, 2. Diğerine bakalım. 2, 2. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4. 4, 2. Başka ne var? 2, 3, 2, 1. Şimdi buraya kadar yazdık. Şimdi nasıl bir metot izlememiz lazım? Ona bakacağız. Şunu buldum. Bunu 2 ile çarpacağız. 2 kere 2 4, 3 ile topla 7. 2 kere 2 4, 2 ile topla 6, 8, 8, 4. O zaman buraya bakalım. Ünlü 1, 2, 3. 3'ü buraya yazdım. Diğerlerini 1, 2, 3, 4, 5. 5'i buraya yazdım.
2 kere 3 6, 5 ile topla 11. O da görmeniz gereken bir soru diye düşünüyorum. Geldik 3'e. Sembollerle bu sefer bize göstermeye çalışmış. Aynı sembol S ve S burada varsa o zaman 2 kere tekrar eden sembole bakıyorum. Üçgenmiş. Burada o zaman üçgeni sonda aramam lazım. Var mı şıklarda? Hemen B şıkkı işaretlerim. Şimdi şu soruyu da açıklayayım arkadaşlar. Bu kadar kolay mı geliyor? Bu kadar kolay mı sorular çözeceğiz? Daha zoru yok mu? Arkadaşlar test usulüyle gidiyoruz. Önce kolayını anlattık. Şimdi bir tık daha böyle görmeniz gereken soru tipi. Eğer şifrelerde başka soru tipi varsa bunu da çözeceğim sizlerle. Bunu da ilerlettikten sonra elimizde ne varsa o. Yani şifrelerin ne gibi zorlukta sorular gelebilirse onları göstereceğiz. Diziler biraz daha zor olabilecek. Teraziler biraz matematiksel çözeceğiz. Yani biraz sabırlı olalım. Notumuzu alalım. Elimizdeki testleri çözelim. Daha dönemin başındayız. Daha en başındayız. Ve videolar sürekli gelecek. Biraz sakin de olalım bu konuda. 6. Kitaplık kelimesi var. Bu kitaplık kelimesini baktığımız zaman bulabiliriz. Şöyle bulabiliriz. Çok da kolay. Kapı kelimesini oluşturmamı istiyor. Yani K'nın 1, İ'nin 2 sıra sıra bunlara sayı değerleri vermiş. Buradaki K'ler başındaki 1 ise bu da 1. A nerede? 1, 2, 3, 4 de. 1, 2, 3, 4 zaten sırayla vermiş. Sonra A'dan sonra P gelmiş yani 5. Yani buraya baktığımız zaman zaten E şıkkını, E şıkkı değil bir dakika I'ya bakalım. I 7. C şıkkını bulmuş olacağım. Geçelim. Evet, geçemedik. Geldik 7. soruya. 7. soru da bizim yine aynısı. Buradaki sembollerle gideceğiz. Şuradaki alem kelimesini bulduğumuz zaman 213 4 kelimeymiş pardon 213 nereden çıktı? 2134 işaretledik, geçtik. Ayten kelimesine bakacağız. Ayten burada farklı bu sefer görüyorsunuz. 23. Bu sefer bunun gibi değil. Ama şu dikkatinize çeksin. İki tane ünlüm var. Ünlü burada. Sessiz harf burada. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 ünlü olan başta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da burada. Neymiş cevap? 46. Geçelim. 8. soru. Tuzsuz Deli Bekir. Karagöz. Bebe Ruhi. Bu bize ne anlatacak? Şimdi 8. soruya baktığımız zaman şöyle aklıma geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ünlü. 1, 2, 3, 3 tane ünlü. 1, 2, 3, 4, 4 tane ünlü. O zaman bu da 3 tane olacak. Geldik 11'i şimdi bir şeyden dolayı çözmeyeceğim. Anlatacağım onu arkadaşlar. Bir 11'e, 9'a ve 12'ye bakalım burada. 12'yi nasıl yapacağız? Şimdi 12 baktığımız zaman Nedimenine yazıyor. 55. Burada kaç tane ünlü var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane sessiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 55. Yani yan yana yazılmış. 1, 2, 3. Tamam. 3 burada. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 35'tir ya 53'tür. Aynı anda şıkta bulunmaz. O yüzden cevabım 35. Geldik 2 sorum kaldı. Şimdi Şimendifer burada bir harf dizilimi vermiş bize. Bizim dikkat etmemiz gereken bakın. İ 2 kere tekrar etmiş. E 2 kere tekrar etmiş de olabilir. Ya da alfabetik sıralamanın da önemi var burada. Şimdi evet arkadaşlar 9. soruya yaparken şuna dikkat edeceğiz. Şimdi şeyden sonra Ü gelmiş. Yani kaç ileri gitmiş? 1, 2, 3. Üçüncü de Ü'ye gelmiş. Yani yazarsak buraya. 3'te ilerlemiş. 3 ileri. 3 ileri. Sonra İ'ye geldiğimiz zaman İ de nedir? H'ye gelmiş. Yani İ 2 geri. 2 geri. Sonra M'ye geldiğimiz zaman M nereye geliyor? Ö'ye geliyor. Yani 3 ileri. Şimdi bir 3 ileri bir 2 geri. Bakalım E'ye ne olacak? E'ye baktığımız zaman da 4. sırada onu görmeye çalışıyorum. Ç'ye gelmiş yani 2 geri. Şimdi 3 ileri 2 geri. 3 ileri 2 geri gidecekse bu. Bizim D'ye bakalım. D'nin 3 ileri gittiğini düşünelim. 1, 2, 3 yani G'ye gelmesi lazım. Sonra E'nin 2 geri gitmesi lazım. Yani Ç'ye gelmesi lazım.
Cevabım E olacak. Tamam. Geldik 9. 11. soruya da yapalım. Bu da aynı şekilde. G'ye bakalım. G D olmuş. G neredeymiş? Buradaymış. Bu sefer D'ye gelecek. 1, 2, 3 ileri. 3 geri. E'ye bakıyorum. 2 ileri. E'ler zaten hep aynı farkındaysanız. O yüzden o hep 2 ileri. Yani bu 2 ileri. 2 ileri. İyi yazalım. 2 ileri. 3 geri gittik. Bakalım Z'de ne olmuş? Z'ye baktığım zaman da Z Ü olduğu için 3 geri. G'ye bakalım. G ne olacak? D olmuş. Bakın 3 geri. Yani buradakiler baktığımız zaman benim J, P, T, R'lerim önemli. Bakalım J'ye 3 geri geldiğim zaman ne olacak? 1, 2, 3. H olacak. Sonra P'ye bakalım ne olacak? P'yi 3 geri getirelim. 1, 2, 3. N olacak? Yani H ve N önemli benim için. O zaman şıklardan C ve E kalıyor. Sonra T'ye bakalım. T ne olacak? 3 geri gidersem R olması lazım. Buradaki R'nin şurada olduğuna dikkat edelim. E şıkkı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmediğiniz soru tiplerini, yani şifreleri anlattı hocam ama ben hala niye çözemiyorum demenizin nedeni bu olacaktır. Ben bunları gösterdim sizlerle. Şu soruyu yorumlarda göreceğim için şimdiden önleyeyim. Hocam ben işte alfabetik sırayı bilmeli miyim? Sınavda gelir mi? Gelme ihtimali çok düşük ama ben göstermeliyim diyorum. Bunları bilin. Şimdilik dediğim gibi bu kadar. Videoyu bitireceğim. Ara ara böyle hala bu konuyla ilgili görmeniz gereken soru tiplerini attıktan sonra sizlerle diğer konuya geçeceğim. Eğer beğenirseniz yorumlarda beni desteklerseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.